kadar sevaplı olursunuz. Sizin böyle olmanızı isterim diyor Cenab-ı Mevla. Beni tanıyıp böyle olmanızı isterdim. Lakin siz kendinize zahmet yapıyorsunuz. Siz benim gönderdiğim peygamberlerimi tanımıyorsunuz. Veya surata zahirde tanıyorsunuz da sözde tanıyıp fiili yanda onları tanımıyorsunuz. Sözde tanıyorum dersiniz, fiili yanda şeytanları tanıyorsunuz. Sözde peygamberlerin arkasında gidiyoruz dersiniz, fiiliyatta şeytanların arkasında gidersiniz. Şeytan sizin atanızla rahmet kovulmadı. Şeytan sizin atanızı cennetten çıkarttı. Ey Rabbi insan! Atamızı, anamızı cennetten attıran şeytan, size rahat ve huzur muade verecektir. İnsanoğlu 20. asırda yaşıyor. Dünyanın olduğu kurları 20. asır insanı kadar vahşi insan bu dünya üzerinde yaşamak. Zahide insan hatırında hiçbir vahşi hayvanı ulaşamayacağı vahşet içerisinde insanlar, bugünün insanları. Kimin talimidir? Bugünün insanlar kimin talimiyle öğrenmişlerdir? Bugünkü insan dışı hareketleri insanlar ve milletler nereden öğrenmiştir? Peygamberlerin getirdiği bu talimat mıdır? Bugünkü insanlara derslenen kimdir? Bugünkü insanları şeytan gibi yapan, iz gibi yapan bunları bu derecede vahşetle eğiten kimdir şeytan? Peygamberlerin talimatı insanlara böyle midir? Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği 104 kitabın içerisinde insanoğlunun böyle olmasını mı isteyin? Bugünkü insanlık insanlık mı? Birbirini yiyen insan bu birbirini yemek. En kötü hayvan. Zırhları, aslanı, kaplanı, geri cinsini yemez. Ne kadar öklenirse geri cinsini yemez. İnsanın nasıl insandır ki birbirlerini yiyor? Ve bir de çağdaş olduk diyoruz. Bütün dünya çağdaş oldu. Çağ atladı, çağ tutladı. Yine böyle cehaletle övünmemiz de var. Hangi çağdaş? Çağların gelişinde, insan sınıfının gelişinde belki hayvanlar sınıfı da, vahşi hayvanlar sınıfı da bizi kabul ettirecek yer alınmış. Peygamberlerin talimatı bu değildir. Peygamberlerin Cenab-ı Hak'tan bize getirdiği yeryüzünde siz melaikeliği olacaksınız. Sizi böyle görmek istedim Cenab-ı Mevla. Birbirlerimizden melaikelerin birbirleriyle olan muameleleri gibi olmamızı istedim. Lakin insanlar Allah'ın gönderdiğini takip etmiyorlar. Takip etmedikleri için kendi cezalarını kendileri veriyor. Verecektir. Ve insanoğlu çekecektir. Cenab-ı Allah ilk peygamberden itibaren insanlara
peygamberleriyle beraberlik yapmalarını istemiştir. Peygamberle beraberlik yapanlara daima selamet olmuştur. Dünyalarla selamet, ahiretlerle selamet olmuştur. En son, en büyük peygamberi söyledi Cenab-ı Allah, insan olur. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda insanlar yine kimileri Efendimiz'e tabi oldu, kimileri olmadı. Kimileri haklı olan tabi oldu, kimileri şeytan ile daraldı. Efendimiz'le beraber olanlar ne oldu? Ahiret sultanlar oldular. Dünyada da sultan sayıldılar, ahiretinde hiç şüphesiz sultanlar oldular. Lakin Efendimiz'e karşı gelen, Efendimiz'i kabul etmeyenlerin sonu ne oldu? O kör kuyuya atıldılar onlar. En başta gelen keskin düşüşler. Evimde, o benim ucuz, benimdeki kör kuyuya evin üzerine atıldılar. Üzerine taşıdılar. Onlarla bir de çoğu oldu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ile gidenlerin makamları âli oldu. Dünyada da onlar ahiret sultanlar olarak da hürmet ve ihtiyar gördüler. Hala günümüze dek onlar yine ahiret sultanlar olarak da tazim olurlar. Sultanlar da onların makamlarına gelir. En pençe iman bulur. Onlara saygı gösterir. Onlar ise basit insanlar idi. Basit insanlar oldukları halde Cenab-ı Hakk'ın onlara takdim etmiş olduğu iman ve ruhuyla onlar parladılar. İzzet ve şeref buldular. Ve sultanlar onların huzurunda onların heybetinden elme çekmanın titrediler. Bunlar hakkında sultanlarıdır. Bunlar mücadelemeye gelmez. Bunlara saygı gerekir diyerekten sultanlar da huzurlarında öyle elme çekmanın. Burada tevessül etmeyenlerin kefelediler. Ahiret sultanları. Aleyhisselatü Vesselam ile olanlar böyle makam sahipleri oldular. İsteyen Ebu Sultan Hazretleri'ne gitsin, görsün, seyretsin. Saltanatı devam ediyor mu? Onun saltanatını kaldıracak devlet var mı? Hükümet var mı? Ordular var mı? Yaşım olan varsa onun saltanatını oradan kaldırsınlar. Buraya işgal olarak orduları da girdi. Kâhinler girdi, her türlüsü girdi. Onun saltanatı devam etti. Onun saltanatını durduracak, onun huzuruna takamazsın diye geçişe bulunmadı. Yanlaştırma o gün kimsenin zaten. Oraya yaklaşsa, edepsiz davransa, arzı kulağına gider. Orada yapacak bir şey değil ama o sultanların, onlar boş değil. Bizim sandviyelerimizde, komisyelerimizde, vekillerimizde ihtiyar yok. Onların manevi olduğunu takayı gösteren vekiller var. Onlar halktan akre sultanlarıdır. Onların saltanatı kıyamete kadar dünyada, kıyametten sonra ahirette devam eder. O peygamberler talim olanlar bu müddeyi, bu şerefi aldı. Dikkat ediniz. Ona talim olanlar, onların sonu ne oldu, ahiretleri ne oldu? O kör rüya atılmak oldu. Başa geldi, bildiklerine, üzerine taş atıldı. Ne ediyor bu insanlar? O kör rüya
bugüne atılanların halini belirliyorsam, peygamberin yolunu bırak, şeytanların yolunda yürüt. İşte bu. Bütün ümmet-i Muhammed'in bunların şimdiki hali, düşmüş oldukları varsa, bundan ibadet olur. Peygamber yolunu bırakmış bir ümmet var. Peygamber aleyhisselatü vesselamın sünnetini terk eden, yolunu bırakan, başka işlerine izleyen bir İslam aleyhi vardır. Onun için İzzet makamından, zillet makamından düşürdü Cenab-ı Allah. Burada ne yine? Müslümanların kesiyor da, koskoca bir İslam aleyhi bir söz söyleyemeyiz. Ama ne yapıyor zillet diyemeyiz. İslam aleyhi, o Ermeniler üzerine tükürse, bu da Ermeniler tükürse bu arada. Bu tarafta Bosna'daki Müslümanlara öyleyse bundan çağırsalar, onları önlerini kovacaktır. Ne onu yapabiliyorlar, ne süremiyorlar. Kesen bu için atıldır şimdi bize. Atalarımızın ruhunu kesiyor. Acaba bizim bu işler bilelim değil mi? Nasıl bulunucu mu bizimkiler? Bilenmiş bulunucu yok mu şimdi ki paşalarımızın ellerinde yok mu ordularımızın sürgüleri kesmek yok mu? Yoksa sür. O çocuklara da bizleri silah gibiydi. Ne de olsa, ne kadar tebliğ mecbiği yüksek olsa, muharebeler iki taraf, kapıştığı vakit kazanacak olan Allah'ın bu taraf, bize yok mu diyerekten korkuyor. Yahu bize Allah bizi tuttuktan sonra onların korkusundan gidecek. Bir bölümde onların kanadan neden olur şeylerini, kendini bozar. Birbirlerini tekniğini bozmak için kafir kafirle buluşur. Yani İslam ile kafir buluştuğu vakitinde elbette ki Cenab-ı Allah'a kafire nusret verecek değildir. Çünkü Müslümanın hak ve hukukuna tecavüz etmek dediğin aşikare inanayın mazluma yardım etmek Cenab-ı Hakk'ın emridir. Biz mazluma yardım ederken Cenab-ı Allah bizi düşünmez. Yani bilmez o. Osmanlı'nın dönemi çok keser. Bu bizim devletimizin de kılıncının keskin olmasını bekliyoruz. Olmamasını tavsiye ederim. Hiçbir kimsenin, çünkü biz nehir yalnız bütün İslam alemi telaşlar. Ve bakmıyorlar. Bakmıyorlar bu kadar devletler Müslümanları vurmak gibi kesiyor, vurmak bayramında. Ne hak salahiyeti var? Bir muhminin Allah yanında kıkar mümineti bütün kafirlerde bilir. Kafirlerin milyar olsa, trilyon olsa kafirin mümineti yoktur. Yani bir muhmin Allah yanında mümineti bütün dünyadan daha ağır, daha kuvvetli, daha pahalıdır. Ve muhminin gırından okunduğu aç salmaktır. Onun için bize iman gerekir. İman olduktan sonra inandığın vakitte ki Cenab-ı Allah bizi tutacak, haklıydık. Hareket etsek de haklıydık. Ve Cenab-ı Hakk'ı tutacağı taraf zatim ve uzaklar olacak. Vallahu alimun ala amri. Cenab-ı Allah bizim imanımızı takviye etsin. Mübarek günlerdeyiz. Hacılar bayramı ve kurban bayramını idrak ediyoruz. Lakin içten sevinerekten idrak edemiyoruz. Bu da bütün İslam aleminin üzerine çöken kâmustan dolayı, zulmetten dolayıdır. Allah bu kâmusu üzerinden aldı bize. Yeni benliğimize bizi götürsün. İslam'ın imana verildiğinde
imanın, İslam'ın heybetinden elbette ki kuhlar, gazel yaprağı gibi titreyecek. Kâbi'den korkma, Allah'tan korkma. Allah'ın düşmanından korkma, ey Müslüman! İnnallâhe mâllezîne tefâvû ve lezîne hûmûsîûn. Cenab-ı Allah, kendisinden korkan, kendisini sayan ve ihsan eden kullarıyla beraber olur. O sıfattaysa Allah seninle beraber. Allah'tan korkup da Allah'ı sayanlar varsa düşmanın ne silahındandır, ne sayısının çokluğundan sana bir korku gelsin. Çünkü Allah'ın vaadi ilahisi bu. Hiç şüphesiz Cenab-ı Allah kendisinden korkanlar ve ihsan edenlerle beraber ihsan eyler. Bayram günleridir. Burada kadardan ziyade şimdi hudutlarımızın yakınlarında, uzaklarında muhtaç olan erdeği bakları harap olmuş olan, yuvaları dağılmış olan, aileleri perişan olmuş olan kimseler, Müslümanlar vardır. Onlara ihsan etmeye gayret eyle. Kendi nefsinden bir parça kes, huzur masraf yapma. Allah'ın yasak ettiği işlere, yasak ettiği yere para verme. Müstahak olan bu kadar yetimlere, kullara, perişan olan kimselere ihsan eyle ki Cenab-ı Allah senin beraber olsun. Gelecek yıllarda inşallah İslam'ın uzak bariyetiyle, kıvrım gayet iddiamıyla yetişmeyi Cenab-ı Allah'dan niyaz ederiz. Cenab-ı Allah bizi İslam'ın güzel günlerde de yetiştirsin. Ve kıvrım ve kıvrımın yok olacağı yok olup günleri de göstersin. Allahümme ahsenel kerâm ve ebleğen nifâ. Selamullahi ve azîzine annâ. Ve adâllâhu tebârek ve teâlâ bin kevlâm. Ve inâ kuryel kuvâm feşteyû lehû ve emsikû leallehû muhammû. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim.